Herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorum şu an video dikey formata geçti ama bir yere kadar öyleyiz sizlerle. Biliyorsunuz ki sizde böyle çok araba çekmeyi istiyordum, araba içi vlog, ama şu an tutacağımdan dolayı size böyle dikey şey yapacağım. Ben videoda bunun yanına bir şeyler bulurum illaki. Ne yapıyorsunuz, nasılsınız? Gördüğünüz üzere farklı bir klasik vlog başlangıcı yapayım dedim sizlerle. Şimdi bugünün planını hemen sizlere anlatayım arkadaşlar. Bugün kahve festivaline gidiyoruz. Ben geçen sene gittim. Biliyorsunuz Ankara'da, İstanbul'da yapılıyor. İlla ki duymuşsunuzdur. Duymadıysanız da önerilerle tavsiye edilir arkadaşlar. Ondan sonrasında efendim, bugün işte kahve festivaline gideceğiz. Şimdi ben bir Oğulcan'ı alacağım. Oğulcan'ı aldıktan sonra yatay formata geçeriz. Ama o zamana kadar sizi böyle dikeyde idare edeceğim birazcık direksiyonu. Oradan sizlerle konuşalım. İşte onun harici, geçen sene ben gittiğimde çok hoşuma gitmişti. Biliyorsunuz geçen sene de hazırlıkta okuyordum. Geçen sene hazırlıktaki arkadaşlarıma da demiştim ki seneye mutlaka giderim. Çok seviyorum çünkü ben. Hani açıkçası fazla kahve içebilen biri değilim ama gerek konser gerek ortam olsun seviyorum, bugün zaten göreceksiniz. İşte şimdi gideceğiz. Olcan alacağız oradan da. Armada'nın oradan bizimkileri alacağız. Geç kaldım size, bir geçeceğim diye birazcık oyalandım da oyalandım. Arkadaşlar biz geldik. Kahve festivalindeyiz. Bakın bileklerimizi aldık, turuncu. Çok da güzel kombinimle uyduğunu düşünüyorum. Yanında da Ulaş var. Çok seslisin kanka, bir selam ver. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanala. Bugün kahve festivaline geldik. Güzel bir gün geçecek. Gelişmiyorum. O kadar, niye çok kastın kendini? Evet, şimdi geldik, ben size burayı göstereceğim. Çok fazla kahve standı ve şey oluştu. Evet arkadaşlar, şu an bir tane sıraya girdik kahve almak için. Burada bir sürü kahve deneyimleyebiliyorsunuz. Kahve, çikolata, ondan sonra kurabiye deneyimleyebiliyorsunuz. O yüzden güzel. İstemsizce değil, gel istekli çık. Ben hazırım da tişörde. Ama sen mi deyiz? Böyle tatlı tatlı minik yerler var. Şurada da şöyle. Senin buraya teknoloji markaları da gelmiş. Arçelik, İstes gibi bir sürü yerde stand açmış, biliyorsunuz kahve şeyleri oldu. Şimdi bir ney fırıyor diye bir şey. Bilmiyorum burayı. Endonezya kahvesi olabilir. Yeni bir şeyler deneyeceğiz. İşte bir sürü burada kahve çeşit deneyebiliyorsunuz. Bilindik markalar da var. Arabica olsun, şey olsun. Öyle işte denedikçe size ufak ufak göstereceğim. Şimdi arkadaşlar zaman zaman bizimkileri de görürsünüz zaten. Şu an burada öndeler ama herkes kahveye odaklanmış şekilde. Yemek kısmını çekemedim çünkü çok acıkmıştı. Ondan dolayı da şey yapamadık. Hemen yemeğe gömüldük, buluştuk. Ama akşam beraberiz de akşamleyin burada Adamlar konseri var. Adamlar geliyor. Kısmen daha da tatlı olacak inanıyorum. Şimdi ben bir kahvemi alayım, ondan sonra sizlerle devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi ilk kahvemizi aldık. Evet, şat. Hiçbir bilgi almadın abi. İndonezya kahvesi. Ne? Arabica. Arabica şey. Arap kahvesi. Arap kahvesiymiş. Endonezya kahvesi. Şu an deniyorum ve bu video boyunca kaç tane kahve içtim deneyebilirsiniz. Çok güzel bir kahve. Deniyorum. Benim adım Elif Şanlı ve bu benim ilk kahvem. Yapalım mı onu? Bu bizim ilk kahvemiz değil benim mi? İlk kahvem. Bir de videonun sonu. Ay, çok acıymış bu. Ben normalde fazla kahve tüketen biri değilim. Çok şekerli içiyorum çok arkadaşlar. Kanka yedikleri şey. Sürekli. Olcan da var yanınızda. Siz selam vermediniz. Selam bu arada. Şu an aynadan neye baktığımızı görebilirsiniz. Evet, Olcan'ı ancak karakter. Yok lan. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kahve festivalindeyiz. Evet. Arkadaşlar. Kahve şarkısını bilmediğim Adamlar konseri var. Ciddi misin? Biliyor musun? Yani ben, 2-3 tane. Ben bir hafta boyunca o şey şarkıları. Ama hiç bilmediğim şarkılarda bile inanılmaz dans edeceğim için çok mutluyum. Evet, evet. Elif dedi ki bilmesem de etmesem de oturacağım öğreneceğim dedi. Bir de ben dedim ki Elif'e bak video çekeceğim dedim, uzun zamandır vlog yok. En son Eskişehir vlogundaydın değil mi? Evet. 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 Eskişehir'de beraberdik. Sonra herkes dedi ki Elif zaten niye çıkıyor falan filan yaptı. Yoklarda çok çıkıyormuşum, çok tepki aldım. Herkes tepki gösterdi. Olabildiğince kendimi tutacağım dedim ama tabii ki tutmayacağım. Ben dedim ki Elif gel kudurtalım milleti tekrar çık dedim vlogda. Bugün bir hazırlanmış. Bir hazırlanmış ama var ya kafayı yersin. Beni tanıyorsunuz zaten değil mi? Tanıtmaya gerek yok. Evet, Olcan'ı tanıyorsunuz zaten. Çok yok mu? Şimdi Yakups'a geçiyoruz ve kahve bitti ama ağzım çok kötü. Çok kötü. Arkadaşlar Yakup standına geldik. Elif böyle çekecek. Şimdi şuruplu kahveden. Evet, şimdi ismini öğreneceğiz, size bilgi vermek zorunda. Bu iki oldu, bir ismini öğreneceğim.
Lütfen sorun. Çıkartsana bize rating olsun. Ya ben hiç şişme çekiyorum sana, yeter ya. Bak seni şöyle çekeceğim, bak. Güzel, tam güzelsin hani. Kendine gel. Seviyordu ya, yalak seni. Kendine gel. Aynen. Böyle güzel çekti. Festivali özel çıkarttık. Senin yüzünü koyuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi aldık. Bu şuruplu pahalı ama. Nasıl ilk deneyim? Güzel. Ben özel çıkarttım. İsmi yok. İsmini ben koyuyorum hemen. Aşırı güzel. Böyle şey tadı var değil mi? Sütlü kahve ya. Yok, sütlü kahveden çok bu şey böyle. Nasıl diyeyim, sütlü böyle bisküvi gibi böyle. Değil mi? Bisküvi tadı geliyor. Evet, çok güzel. Sen tadı güzel. Hı. Arkadaşlar, bu festivali özelmiş ama bu bağımlılık yapar aşırı. İsmi yok, şekil. Evet. Ama çok güzel. Beğendim. Evet, aşırı beğendim. Lotus'un sırasına girelim mi? Şimdi bizimkilerle hep beraber gireriz. Arkadaşlar, bir yandan Lotus kesiyorum. Lotus'u biliyorsunuz. Aşırı güzel ama bir yandan da pahalı bir şey. Lotus'a gittik. 5'te başlıyormuş. 5'te gelin dediler. Ama çok güzel. Cidden 5'te hemen oraya yapacağım. Zaten yemeğim var ya, ooo. Bir editle tatlarım sizi. O kadar güzel oluyor. Ama ses o. Daha güzel, ona gidelim. Şey yapalım. Ondan sonra gezelim. Dibinde kızım. Bir şey diyeceğim. Nescafe'nin şeyini bulalım. Standinle oyun oynayalım. Dur, fotoğraf atıyorum. Şimdi size deneteceğim çekirdek, this is it, kahve kudur diye çıkarttığımız bir çekirdek. Tamamen bize ait, bizim karışımımız. Ben ve benim gibi yaklaşık 5-6 kişinin damak zevkine uygun ve çoğunuzun da almışlar çekirdeği. Şununla tanıtayım ben sizlere, inceleyebilirsiniz. Karışım bir çekirdek, karışım olmasının sebebi hep aynı tadı, yıllarca elimizde bulunabilirim diye. Kaç para bu? Elif, kartı versene de. Bu Esako, size şimdi verdiğim, uzattığım yazı, çekirdek değil. Böyle bir şeymiş, bu da kahvemiz, bir dakika. Önemli bir Esako, Türkiye'de yalnızca bizde bulunan bir çekirdek bu. Şu an için öyle en azından. Filtre kahve olarak deneyimlemek isterseniz, hem emek şubemize veya incek şubemize bekliyoruz, hem de şu ileride stand var, hemen 100 metre, 200 metre yürümeniz gerekiyor. Buna da bakalım. Oradan rica ettiğiniz anda sınırsız içebiliyorsunuz. Mükemmel enerji. Evet arkadaşlar, burada sadece Türkiye'de bulunan çekirdeklerde zaten dinlediniz. Güzel bir kahve bulduk. Evet Erin, ne düşünüyorsunuz? İçenler gelsin hemen buraya. Evet, nasıl? Açıkla bakalım. Acı ve tam ben. Benim sevdiğim kahveler böyle. Süt kahvesine biraz benziyor. Oh. Şekersiz kahvesi. Benim için çok acı bir şey. Oh. Bence aşırı. Harbici acı. Harbici. Gözümden gerçekten. Gerçek kahve bence bu. Ama bu kahve sayılar için şimdi. Mağazamızda da beni çekilmesin. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. İncekte evet. Ve emekte. Emekte ve incek değerleri var. Kasa Project diye geçiyor. 25 lira da şu an indirim kuponu aldık. Verelim. İyi bedava. O zaman biz okul çıkışı inceye gidiyoruz değil mi bu hafta? Evet arkadaşlar, şey yaptık. Acı bir kahve. Ama bilmiyorum, farklı ya. Başta içtiğinizde acı geliyor, eğer şekerli kahve seviyorsanız, ama sonrası için bilmiyorum, çok güzel hissettiriyor. Bir şat atıp bakıyorum. Bence sade susuz daha güzel. Abi güzel ben beğendim. Hoşmuş. Bakın burada da şey satıyorlar, böyle water bottle olarak güzel şeyler var. Zaten şöyle bir alan, birazdan size göstereyim. Bence gidip şey yapalım, hediyelerimizi alalım. Hadi. Mehmet Efendi. Benim refleksim çok iyi. Orada Mehmet Efendi de bedava Türk kahvesi veriyorlar, oturup içmek isterseniz. Ulaşlar biraz da alsın da. Biraz daha kahve dersen kavga edeceğim size. Burada donat da satıyorlar, kruvasan satıyorlar. Bunlar yeni gelmiş, geçen sene yoktu mesela. Hediye. Ha, onu bilmiyorum. Ha şey, yukarıya çıkmak için olabilir.
Benim mesela profil fotoğrafım değil, Instagram paylaştığım geçen seki fotoğraf şurada çekildi. Arkaya nerede? Doğru. Nerede? İşte şurada, şu köşede. Aa bak, Nescafe standı orada. Evet, evet. Buradan alacağız hediyelerimiz, dur bakalım. Fotoğraf çekileceğiz, onun sırasına girdim. Arkadaşlar şimdi fotoğraf çekindik, size fotoğrafları göstereceğim. Ben çok güzel bir an olduğunu düşünüyorum. Hemen bakın. Bak, bir tanesini Kaan gösteriyor burada. Biri bu. Diğerini de... Kaan şunu da alıp göstersene. Böyle çok tatlı oluyor. Şöyle. Diğer fotoğraf da bu arkadaşlar. Bence gayet güzeldi. Arkadaşlar şimdi biz Nescafe'nin oyunu varmış, refleks oyunu diye geçer. Ona geldik. Şimdi görürsünüz. Evet, koyacağım, zaten az önce gösterdim. Arkadaşlar oyun şeyinde çok fazla sıra vardı. Biz şimdi hemen bir Lotus deneyelim de. Çünkü onsuz olmaz, sormazsınız. Onu denedikten sonra oyuna geçeceğiz. Oyunda zaten görürsünüz. Manyetik şeylerle Nescafe çöplerini tutturmuşlar. Öyle işte şey yapıyoruz. Şimdi biz Lotus sırasına geçiyoruz. Mükemmel bir lezzet. Şu ama çok güzel ama. Evde bundan var, ben şimdi. Oğlum 60 liraymış kavanozu, alınır. İyiymiş ama. Küçük kavanoz. Oha. Biz daha girelim mi? Bir tane daha batırır mısınız? Ama dilimiz değdi. Çok güzel. Olacağım, ben size geliyorum, sizde varsa olur. Bir tane daha batırır mısınız? Aşırı iyi ya. Haksız bir şey. Kesinlikle deneyin. Benim kameranın burasına bakıyorum, sonra salak gibi çıkıyorum. Ağla sana yok. Evet, çekiyor. Çekiyor maalesef. Evet. Yalarken de. Yalarken de. Hmm. Lan ekran bana bakıyormuş. Bir daha girilmez ya. Gidelim mi oyun oynayalım. Gerçekten böyle Hyundai'de şey açmış. Şöyle göstereceğim size. Elektronik arabası var. Elektrikli yani. Güzel duruyor. Hoşuma gitti, size göstereceğim. Bakın şurada Ioniq 5 var. Şurada da bazı arabalar var ama şöyle. Ioniq 5'in bütün içsel yapısını burada göstermişler, motor hacmini falan filan, ne kadar gittiğini ve ne kadar elektrik çektiğini göstermişler. Hoşumuza baya baya gitti yani açıkçası. Şöyle göstermek istiyoruz. Şöyle güzel bir iç tasarım var arkadaşlar. Bizde her şey var. Koltuk detayları hoşuma gitti ve bizim arabalardan bildiğiniz üzere daha farklı bir şey var. Yapısı da çok farklı. Arka koltuk kısmını da göstermek istiyorum size. Şöyle iç hacmi oldukça geniş bir araba. Şöyle arka bagajı zaten çok geniş hacmi var. Üstüne üstü koltuklar yattığında lebiderya dediğimiz biz Türklerin şeyi, ve döşemeleri cidden hoşuma gitti. Şöyle hoş deri detayları var. İşte bu da ufak bir tanıtım. Şey, ufak bir araba tanıtımı. Beyler söyleyin hemen. He? Ne düşünüyorsunuz araba hakkında? Araba çok pahalı ya. Bu araba fiyatına değmez kesinlikle. 2 milyona daha iyi arabalar alabilirsiniz. Ya da 9 milyona range olur. Biz Koraycanlarla Koraycanlar 500 bine kanka ne güzel arabalar buluyoruz mesela. 2 milyon diyor yani. Elektrikli tabii. Arabalar gelişiyor, tartışmaya çık arkadaşlar. O yüzden size bir şey diyemeyiz. Bakın bu da oyun sırası. Şurada da stand var. Değil mi? Oyun oynayanlar bu seçeneklerle dibine geliyor. Dur bir dakika, bekle. Arkadaşlar, Fortnite, CS gibi böyle FPS oyunları oynuyorsanız böyle bir etkinliği kesinlikle ezersiniz diyorum. Şimdi benim üstü skillerimi biliyorsunuz. Çok güzel oynuyorum. Sürekli win alıyorum. Şimdi ben bu oyundan 5'te 5 yapacakmışım. Ulaş'ın dediği teoriye göre. Tabii ki. Katılıyorum Berk. Ulaş da 5'te 5 yapacak. Mesela batıracağız ortalığı, öyle ağzına edeceğiz. Aynen öyle. Mükemmel oyun. Aynen. Göreceğiz. 0'da 0 yapacağım bak, görürsünüz. Yo düşün. Yaparsın. Tamam, kötü düşünmüyorum. İyi olacak diyorum. Arkadaşlar bunu alacağınızda başın 2020 model. Oğlum sen çok geride kalın. Nereden girin? Arkadaşlar range diyor. Biz burada oyundan bahsediyoruz. Söyle Valorant. Ben oyun. E-sport. Evet. Başarılı olur musun? Ulaş diyor ki oyunda diyorum. Herkes yapar diyor. Ya bilmiyorum yani. Ulaş soğukkanlı hareketi yap bir de. İşte bu. Erman abi çok soğukkanlısın ya. Çok soğukkanlısın. 4 mü oldu Ulaş? 4 mü oldu, 5 mi? 5 deme ya. 4 mü? 5 mi? Hayır. Saydım. Bir dakika saydım. Video kanıtlı. Tamam, video kanıtlı. Video var oğlum.
No matter what I do, I keep on falling for you. Yedide beş yapsın tamam mı? Date takoyalım. Aynen. Kapta bir gecem benden. Helal. Mükemmelim ben. Arkadaşlar gördünüz zaten. Ben ölmüşüm ya. Bende refleks mefleks kalmamış. Ben yaşlanmışım. Yok abi bende de kalmamış. Ben de kalmamış. Bu daha iyi yaptı bu arada. Oğulcan daha iyi yaptı. Daha iyi mi derken kaç mesela? İki tane yaptım. Yok İki ben dört tane yaptım. Sayarsınız arkadaşlar. Ben oraya sayma efekti koyacağım. Sor. Ama iki tane yaptığıma eminim. Arkadaşlar Elif gibi oldum bu hayatta. Cool hiçbir şey yap. Sen son iki kaldı ya. Hala onların bakıyor doğmuş güneşe. Hiç sorun yok. Umudum yerinde. Hadi geçelim. Gelecek var mı? Onlar şey gibi. Hadi biz gidelim o zaman. Biz bir araba geçeceğiz. Şu eşyalar yıkılmaya başladım. Bir su, bir lavabo. Bir doğsun güneşimiz. Onları halledelim. Ondan sonra tekrar alandayız. Arkadaşlar Ankara kalitesini gösteriyorum şöyle. Şu an sesim gelmediği için birazcık daha yakından konuşacağım. Güzel bir gündü. Şu an artık konser kısmına geçiyoruz. Şimdi size ortamı göstereceğim. Ve saat artık 7 civarı ve 6.30 bilmiyorum. 8'de adamlar çıkacak. Kendim kalan sonsuzum bu dert benim için dışım yanar döner. Çekiyorum, niye bunu konuşuyoruz? Harbi. Çekiyor mu? He, çekiyormuşum. Evet arkadaşlar, biz şimdi eve dönüş yoluna geçtik. Eve dönünce size hediyemizi göstereceğim. Sen göstereceğim, ben göstermeyeceğim. Tamam, ben göstereceğim. Sen göstereceksin. Fotoğrafları göstermiştik zaten. Adamlar konseri mükemmeldi. Çok iyi geçti. Kesinlikle çok, kahve festivaline gitmenizi... Çok iyi geçti ama sözlerini bilmediğimiz için. Ya, kahve festivaline gidemiyorsanız adamlar konserine gidin. Gidin yani abicim, çok güzel. Güzel de yani ayaklarım öyle bir ağrıdı ki, bir de en güzel şarkıları sona koymuşlar. Evet. Anladın da yani. Herkes gitti, ben bağırarak hala şarkı söylüyorum, mükemmel. Ben yoruldum. Kaan'la birlikte oturduk biz yani. Kaan ben ulaştık oturduk. Şimdi çok kalabalık, trafik birazcık daha erken çıktık. En son şarkıları Kadın'da. Kadın. Ne desem yalan, ne desem yarın. İyi gidiyor, çok güzeldi. Ama bu kadardı. Eğlendik. Evet arkadaşlar. Çok güzel bir gündü bana göre. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Ama kapanış yapmıyorum tabii de. Sözüm var, hediye göstereceğim. Arkadaşlar normalde her sene şey veriyorlar. Aynı şeyleri zaten veriyorlar, göstereceğim. Bir de fincan veriyorlardı ama artık vermiyorlar. Ama onun yerine şunları veriyorlar. Hemen şöyle. Önce bir poşetiniz oluyor. Mükemmel bence. Şöyle bir kutu çıkıyor içinden. Hemen kutuna bakıyoruz. Şöyle bir dakika. Ben sizi çevireyim, öyle bakın. Daha mantıklı. Kutu açılımı yapayım hemen. Evet arkadaşlar, ilk kutuyu açtığımızda şöyle iki tane magnet bizi karşılıyor. Biri şu. Biri de bu. Geçen sene de vardı. Keşke birazcık değiştirselerdi ama herhalde bu klasiklerinden bir şey. Ha bir de şu var. İşte bunları hemen kutunun içine şuna yapıştırmışlar. Bu sene artık böyle bir kutu vermeye karar vermişler. İşte kahvelerimi falan koyarım diye. Mantıklı. İçi boş. Hak verirsiniz ki. Kutunun içinde başka şu var. Böyle nasıl? Beşli mi? Üç, altı. Altılı. Altılı bir Türk kahvesi işte böyle. Biz bunları ne yapıyoruz? Hemen bir tane kutuya boşaltıp komple büyük ömür boyu kullanıp hale getiririz. Ne küçük arkadaşlar. Ömür boyu. Bütün aileye yeter. Sonra burada da işte canıma tam koymuşlar. Şöyle göstereyim size. Böyle bir katalog gibi bir şey kurmuşlar. Evet, kutumuz boş. Attık bunu.
Metan gibi attım ben de. O kısmını bir gör isterseniz. Sana burada filtre kahvemiz var. Ötülmüş. Bence en güzel kısımlardan biri. Ben içmiyorum ama ailem için aldım. İçenler hepsi. Ben şekerciyim abi. Şekersiz olmuyor. İşte bunlar var. Bir de burada aslında en tatlı şey de bu. Mutlaka gidiyorsanız bu standta fotoğraf çektirin. Hemen bir iPad'de çekiyorlar ve orada sisteme aktarıp sizin böyle Polaroid şeklinde fotoğraflarınızı çıkartıyorlar. Bir buradayız. Şöyle gösteriyorum. Bunun fotoğrafını çektim ama daha yakından şöyle göstereyim. Bir bu fotoğrafımız var. Bir de böyle Elif'le fotoğraf çekinlik. Vlogun olmazsa olmazlarında. İşte böyle tatlış bir gündü. Şunları şöyle özet bırakıyorum. Şöyle gösteriyorum son bir kez daha. Ben işte arkadaşlar. Güzel bir gündü. Tekrardan bu kısımda hazır yeni animasyonlar çözmüşken bir şuradan önce Kreaplika'nın hesabı indi. Sonra ardından benim hesabım geldi. Arkadaşlarıma soracağım. Eğer onlar da şey yapıyorsa onların hesapları da zaten video içinde şimdi görmüş olacaksınız. Benden bu kadar bugünlük. Benim için çok güzel bir gündü. Geçen sene kesinlikle gittiğimde ya evet kahve festivali kesinlikle çekmem gerekiyor diye kafamda kurduğum bir şey vardı. Ben bundan dolayı çok mutluyum. Ondan dolayı da güzel bir son yapmak istiyorum. En azından iyi kötü bir şekilde devam ettiğinizi düşünüyorum. Abone olmayan çok fazla insan var ama bu konuda da sizi sıkmak istemiyorum. Sizin elinizde para almıyorlar, bir şey kesmiyorlar, vergi yok. Ben de bundan para kazanmıyorum ama neden destek olmayasınız değil mi? Bence böyle tatlı tatlı istesem güzel olabilir. O yüzden videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bu noktada izlediğiniz için izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Lütfen beğenmeyi, o güzel vaktinizi ayırıp yorum yapmayı unutmayın. Bunları yaptığınızda çok sevineceğim. Yorumlarda buluşmuş oluruz. Kanalımıza yeni geldiyseniz de mutlaka Instagram adreslerimize de bakın. Orada da aktifiz. Benim çizimlerim zaten biliyorsunuz. Elimizden geldiğince büyümeye çalışıyoruz. Kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Her geçen gün tatlı içerikler çıkartmaya çalışıyoruz. Of çok uzattım. O zaman artık hoşça kalın. Thank you.